Herkese merhabalar. A karekök B gösterimi ile beraberiz. Karekök ifadelerde en can alıcı kısma hoş geldiniz diyorum. Çünkü bundan sonra kareköklü ifadelerde kesinlikle ve kesinlikle bütün işlemleri bunu bilerek yapacağız. A karekök B gösterimini bilmemiz şart. Dolayısıyla toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi tamamen ama tamamen bu işlem üzerine kuracağız. Şimdi biz eskiden şunu öğrenmiştik kaydırak metodunda yani kare ifadelerin dışarıya çıkmasında biz neyi öğrenmiştik? Sadece tam kareler kaydıraktan kayabilir. Mesela karekök kök 9 dediğimiz zaman biz ne diyorduk? 9 sen neyin karesisin? 3'ün. Dolayısıyla yukarıya çıkıp hop kaydıraktan kayıyor ve 3 diye çıkıyordu. Azalıyordu kaydıraktan kayarken de. Peki karekökün kökün içinde 12 olursa ben ne yapacağım diyor. Ben bir şeyin tam karesi değilim diyor. İşte bu durumda da şunu düşünüyor 12. Ya aslında Birazcık zorlarsam ben 4 kere 3'üm diyor. 4 kere 3 derse 12'ye. Yani 12 yerine aslında biz 4 çarpı 3 diye düşünürsek 4 bir tam kare. İşte 12 o yüzden seviniyor ve diyor ki 4'ü ben yukarıya çıkartırım ve kaydıraktan kaydırabilirim. Ne diye çıkar dışarıya? Hop 2 diye çıkar dışarıya. Ama içeride bu zavallı 3 tam kare olmadığından dolayı kalır. Dolayısıyla ben 12'yi 4 kere 3 diye düşünüyorum ve 4 dışarıya 2 diye çıkıyor ama 3 zavallım içeride kalıyor ve karekök 12 dediğimiz şey hemen size göstermek istiyorum. Aslında 2 karekök 3 haline geliyor. Yani ne yaptık bunu aslında? 4 çarpı 3 diye düşündük. Aman buna dikkat edelim. O yüzden biz A karekök B metodunda aslında tamamen tamamen bu konuyu e, öğreneceğiz ve ileride öğreneceğimiz kareköklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve sadeleştirme inanılmaz bu konuya dayalı. O yüzden can kulağıyla dinleyin. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Hiç de zor bir konu değil aslında. Sadece taktiğini bilmen gerekiyor. Bak, tam kare olmayan sayıların kare köklerini alma işlemi aslında. Mesela Tonguç'um, sen şunu biliyor musun? Hemen söyleyemisin bana? Karekök 25, Söyler misin bana, misin bana? kaç Tonguç'a bilen birim? 5 25 neyin karesi? 5'in. Bitti bu kadar. Ama karekök 18'i bul desem bulabilir misin Tonguç? Ha işte ı diye kalırsın. İşte o zaman tam kare olmadığı için bu sayı bunun için farklı bir yöntem uygulamamız gerekiyor. O farklı yöntem de şu. Tonguç'um tam kare yardımı denilen bir yöntemimiz var. O da şu. Karekök 18 dediğimiz sayı aslında 18 neyle neyin çarpımıdır Tonguç? Mesela 6 kere 3 değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi burada Tonguç'um 18 aynı zamanda 9 kere 1'in çarpımı değil mi Tonguç'um? 9 kere 2'nin çarpımı değil mi? Evet hocam. Ha, o zaman 18 aslında hem 6 kere 3'ün hem 9 kere 2'nin hem 18 kere 1'in bir sürü çarpanı var. Ama biz burada yapmamız gereken şey çarpanlarından bir tanesi tam kare olanı almamız gerekiyor. Yani 18 yerine ben 9 çarpı 2 yazmam gerekiyor. Neden 9 aldım? Çünkü 9 bir tam kareydi. 9 neyin karesiydi Tonguç Evren benim? 9 kere 9 81. 9. Aa yanlış yapıyorsun bak. 9 sen neyin üç karesi? 3 kere 3 9. Harika. O zaman 9 aslında 3'ün karesi olduğuna göre 9 aslında 3 diye çıkar dışarıya. İşte bu kadar. 9 3 diye dışarı çıktı. Ama içeride zavallı 2 tek başına kaldı diyoruz. İşte 3 kök 2 şeklinde gösterimi o karekök 18'in A kök B gösterimi olarak adlandırılıyor. Buradaki A Buradaki de b olmak üzere, bak arada da kök işareti var, a kök b şeklinde göstermiş olduk. Peki bunun başka bir yöntemi var mı? Var. O da şu, çok basit. Hemen göstermek istiyorum. 18'i yazıyorsun Tonguç'um. Sonra yanına bir çizgi çekip normal asal çarpanlarını alıyorsun. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Tonguç asal çarpanları aldıktan sonra ne yapıyorsun görüyorsun? İki tane olanları, iki tane olanları silip dışarı yazıyorsun. Bir tane olarak. İki tane iki tane siliyorsun bir tane olarak dışarı yazıyorsun. Sonrasında burada geriye kalan zavallıyı da karekökün içine yazıyorsun. Yani karekök 18 aslında 3 karekök 2'ymiş şeklinde yazabiliyoruz. Bitti bu kadar. O zaman Tonguç'um şimdi karekök 32 ile hemen bir alıştırma yapıyorum. Mesela karekök şey, bunu ne yardımı yapamıyorsun? E, tam kare yardım yapıyor. O kare 32 dediğim bir şey. 32 aslında 16 çarpı 2'dir Tonguç'um. 16 neyin karesi? 4'ün. O zaman bu 4 karekök kök 2'dir. 4 diye fırlar bu dışarıya. Bu içeride 2 zavallı kalır diyoruz. E, 45 dediğim bir şey. Aslında 9 kere 5 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. 9 dışarıya 3 diye fırlayacağını biliyoruz. İçeride de zavallı 5 kaldı bitti. 72'yi bulamazsam eğer. 72'yi hemen şöyle yapayım. 72'yi böyle çarpanlayırım. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Sonra Tonguç'um 2 tane attım dışarıya bir tane diye çıktı. 2 tane attım dışarıya bir tane. Aynı olanları dışarı çıkartabiliyorum. Unutma. Bu zavallı da kaldı. Bu dışarıya çıkanlar 2 çarpı 3 diye dışarı çıkıyor. Bu da 2 de içeride zavallı kökün içinde kalıyor. 2 kere 3 6 olduğu için 6 karekök kök 2 şeklinde yazabiliyorum Tonguç evladım benim. Geldik bu zımbırtıya. Bak bu neyin karesi Tonguç? A kare neyin karesi Allah aşkına? A kare A'nın karesi. Süper O zaman bu A diye fırlar dışarıya. Peki B kare neyin karesi Tonguç evladım benim? B'nin. E, o zaman bu da B diye fırlar dışarıya ama arasında çarpı var unutmayalım. Bu da karekök içinde C zavallı bir şekilde kalır. A, B karekök C şeklinde yazılır. Mesela A kare neyin karesi de A diye fırlar dışarıya. B küp eyvah ne yapacağız? Şimdi Tonguç'um burada şöyle düşünelim. Bunu da şöyle yapalım. Bu aslında A çarpı A çarpı B çarpı B çarpı B değil mi? B üzeri 3 olduğu için. Şimdi A çarpı A iki taneyi bir tane olarak dışarı attım. İki taneyi bir tane olarak dışarı attım. İçeride de B kaldı. O zaman AB B kare kök, B şeklinde bu ifadeyi de yazabiliriz diyoruz. Aynı burada yaptığım metodun yatay olan versiyonunu yaptım diyoruz. Geldik bir tane model soru. Oluna göre A artı B toplumu kaç farklı değer alır Karekök 180 dediğimiz şey aslında nasıl dışarı çıkar ona bakalım. Şimdi karekök 180 dediğimiz şeyi e, biz şöyle yapalım. 180'e hop 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük. 1 şeklinde yapıyoruz. O zaman bunları dışarı çıkardım. Hadi bakalım. Bunları çıkardım. 2 diye, diye çıktı. Bunları çıkardım. 3 diye çıktı. 2 kere 3. 6. Dış içeride zavallı 5 kaldı. 6 kare 45 5 şeklinde çıkar. O zaman bu 6 olur bu 5 olur diyebilirim. Değil mi Tonguş O zaman A artı B toplamı 11 olabilir. Şimdi mor kalemle yazdığımı bir kenara bırakıyorum. Şimdi diyorum ki sen keyfimin kahyası mısın? Efendim hocam? Ha değilsin. Evet. O zaman ben bunları içeride bırakmak istiyorum. Sadece bunu çıkartıyorum. Buna, bunu dışarı çıkartıyorum. Bak bu içeri de çık, e, bu dışarı çıkıyor ama bunlar içeride kalıyor. 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. 2 kare kök 45 de yazabilirim buna. O zaman bu 2 olur, bu da 45 olur. 2 artı 45'ten de 47 bunun cevabı turuncu kalemle yazdım. Şimdi geldik başka bir kalem rengimize pembiş kalemde. Sen keyfim imkanesi misin? Hayır değilsin. O zaman bunları dışarı çıkartmıyorum. içeride kalıyor. Ama bunları çıkartıyorum 3 diye. O zaman 3 dışarı çıktı. Bu 3 Karekökünde 2 kere 2 4, 4 kere 5 20'dir diyorum. 3 karekök 20 şeklinde yazıyorum. O zaman A3, B de 20 olacak şekilde ikisinin toplamı 23'tür diyorum. Peki Tonguç başka da bir şey yapabilirim. O da şu Tonguç'um artık abartıyorum. Hiçbir şey çıkarmıyorum. Hiçbir şey çıkarmıyorum. O zaman bunların hepsi içeride kaldı. 180. Başta da hiçbir şey çıkmadığı için görünmez bir 1 vardır diyorum. 180 ile 1'i toplarsam eğer çat 181 bunun cevabı eder. Toplam 4 farklı değer alır diyoruz. Gerçekten olağanüstü bir Olağan... beceriye ve gerçekten kabiliyeti sahibisin diyoruz. Ve süper bir şekilde geçiyoruz. Tonuç Karakö 2'nin yaklaşık değeri 1,41 olduğuna göre karekök 32 kaçtır demiş. Şimdi Tavuk'cum burada çok basit bir yöntem var. 32'yi ilk başta A kök 5 şeklinde çıkartalım. Bu aslında 16 çarpı 2'dir. 16 nedir? 4 diye dışarı çıkar fırlar, ya, fırlar dışarıya. 4 kök edir. O zaman bizim aradığımız şey 4 kök değil mi? Evet hocam. O zaman kare kök 2 zaten 1,41'miş. O zaman bu aslında 1,41'miş. E bunu ne yapıyorum? Burada görünmez bir çarpma vardır Tavuk'cum. Bunu 4 ile çarpacağım. O zaman 4 çarpı 1 virgül 41 derim. Böyle alt alta çarpalım. 1 kere 4, 4. 4 kere 4, 16 elde var. 1. 1 kere 4, 4. 1 de elde 5 diyorum. 2 tane virgül kaydı için 5 64 bizim cevabımızdır. Yaklaşık değerimizdir diyoruz. Peki geldik. A kök 5 şeklindeki ifadede eğer eee A kare kök içine alınmak istenirse yani şuradaki zımbırtıyı içeri almak istersek karesi alınır Tonguç. Bu kadar basit. Yani bu içeriye girerken kare kök içinde A içeri A'nın karesi olur çarpı B olur. Çıkarken de karesini şey Harika. Dışarı çıkarken de tam tersine A diye çıkıyordu. Süper zekisin. Gerçekten çok güzel. Çıkarken paltomuzu giyeriz. Eve girerken de Mükemmel pantolonumuzu Mükemmel ötesi. Ç girerken büyürsün. Çıkarken küçülürsün. Girerken büyürsün Tomuç'um. Girerken A'nın karesi olursun. Çıkarken ise A olursun. Mesela 5 kök ki ben içeriye sokmak istemem. 5'i içeri sokarsam na nasıl girer Tomuç'um? 25 diye girer. Bir de 2 vardı içeride. 25 kere 2 karekök 50'dir deriz. Mesela 6 içeri sokarsam Tomuç'um 36 diye girer. İçeri zaten 3 vardı. O zaman karekök 108'dir deriz. Mesela geldik 2 içeri sokarım 4 diye girer içeri. Karesini alarak içeri girer. Bir de 7 var zaten içeride. Karekök 28'dir deriz. Ve bu bir ne işimiz verecek peki? İşte bu tarz soruları yapmamızı sağlayacak. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen TNGC dörtgenin en uzun kenarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aşağıdakiler yok tabii ki. En uzun kenar hangisidir demiş. Karekök 42 var, 2 hepsini sıralayabilmek için ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Hepsi çıkamadığı için hepsini içeriye sokmamız gerekiyor. Mesela ben 2 e, karekök 10'u, bak 2 karekök 10'u, 2'yi içeri sokarken 4 diye sokarım, o zaman 4 kere 10 diye sokarım, o zaman karekök 40'tır derim. Şimdi bunu yaptım, bu CG kenarıydı derim. Ondan sonra Tunguç'um, e, hemen bunu içeri sokalım. 4 kök 3'ü içeri sokarken 16 diye girer. 16 kere 3'ten kare kök 48'dir derim. Bu da hangi kenardı? NT kenarıdır derim. Geldik bir tane daha. Mesela şu kenar zaten kare kök 42. O zaman e, kare kök 42 olan N, e, TC kenarı özür dilerim. TC kenarı. Ve son olarak da Tunguç'cum turuncu ile yazacağım şey. E, 7 aslında karekök 49'dur dediğimiz gibi daha önceden bildiğimiz gibi içeriye sokarken karesini alıyorum. Hiçbir şey yoktu ama içeriye soktum. Dolayısıyla G nedir? Şimdi hangisi en büyük tonguç evladım benim? Çok rahat bir şekilde gözüküyor. Yani 7 yani bu en büyük kenardır diyoruz tonguç. Yani cevabımız G ne kenarıdır diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Hadi bakalım